Verecek, söyleyecek. Ümit Milli Takımı da direkt sol beki galiba Rıdvan Yener. Rıdvan yani, evet. Ya bu kadar fedakarlığı yapan bak, bu kadar fedakarlığı yapan bir Sergen Yalçın. Beşiktaş yönetimine rica ediyorum. Bu kadar fedakarlık yapmış bir adam. Beşiktaş... Salzburg'da tamam, Leipzig'te değil, Salzburg işte. Neyse, ikisi de aynı. Hemen kurum. Sallarlar. Hemen o zaten Salzburg'da yaparlar. Hayır, ikisi de aynı şeyin firmanın ya. Ha. Evet. Bu kadar fedakarlık yapan bir adam. Beşiktaş teknik direktörü elbette değerlidir ama fedakarca geldi. Kim, herkesin kaçtığı bir dönemde geldi. Beşiktaş yönetimine şunu rica ediyorum. Taraftar ne diyor abi? Sergen Hoca'yı yedirmeyiz diyor, değil mi? Beşiktaş yönetiminin de aynı mottoda hareket etmesi lazım. Sergen Hoca'yı yedirmeyiz mottosunda. Sergen Hoca'nın elini güçlendirin. Sergen Hoca'yı kurda kuşa yem etmeyin. Sergen Hoca'nın istekli transferleri yapın. Sergen Hoca zaten, ya taraftar zaten bazı şeylerin farkında. Para yok mu? Yok. Tamam. Herkes biliyor. Paranın olmadığını herkes biliyor. Sayın Ahmet Nur Çebi de gerçekten cebinden büyük paralar harcıyor. Duyuyoruz. Çok. Gerçekten büyük paralar harcıyor. O Erdal Torunoğulları önemli işler yapıyor orada. Bunların hepsini kabul ediyoruz ama Sergen Hoca'da arada böyle bir sıkıntı varmış gibi zaman zaman ben hissediyorum. Bildiğim bir şey, bilgi değil bu. Dışarıdan yorum yapıyorum sadece. Bir sıkıntı var. Şimdi transferler için birazcık geç kalındı. Adam hala PAOK maçına çıkartıyorsun adamı forvetsiz. Larin oynuyor forvette. Larin oynuyor forvette hala. Hala sağ bek yok. Lens niye oynuyor diyorlar. Kim oynayacak abi, bana birisi söylesin ya. Ya o konuda büyük haksızlık yapıyor. Tabii ki abi, Lens sağ bek oynar mı? Şöyledir böyledir falan filan. Ya kim oynayacak, kim, bana birisi söylesin ya. Geçen sene Lens sağ bek oynamadı mı abi kaç maç? Kaç maç oynadı? Evet. Oynayınca bir şey yok. Maç kazanınca bir şey yok. Maç kaybedince Lens nasıl? La, adamın elinde Gökhan Gönül vardı da oynatmadı mı yani? Ya da bir sağ bek vardı da oynatmadı mı adam yani? Dolayısıyla bir sıkıntı var. Ya mesela bak şimdi. Hala sorulan sorulardan bir tanesi Abubakar. Ya arkadaşlar. Aman abi ya, aman bak, ben komik yani. Tekrar ediyorum. Teteh gibi 23 yaşında bir gelecek vadeden. Yani bu çocuk daha 23 yaşında, 15 sene daha futbol hayatı olma ihtimali çok yüksek bir isim. Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Malatyaspor Tete'yi kiralıyor. 650 bin euroya kiralıyorsa. Babakar'ı, Kamu Babakar'ı, geçen sene Beşiktaş'ın istediği Kamu Babakar'ı Alanyaspor 1,5 yılına kiralıyorsa, siz hala Abubakar diyorsanız zaten sıkıntı burada. Yanlış mı düşünüyorum Savaş? Doğru, %100 doğru. Ya burada çok ciddi bir sıkıntı var. Abi Abubakar'ı falan sormayacaklar ama ya orada, bir de mesela orada... şu menajer oyunlarına artık gelmeyin. İşte biraz evvel Savaş'ın söylediği gibi adam gidiyor Beşiktaş tesisinden şey atıyor, story atmış. Acaba bilmem kim bize mi geliyor? Bakıyor yani, elinde kaç tane futbolcu var, hemen futbolcularında bir tanesini getirecekti. Gelmeyin abi, oyuna gelmeyin. Ya abi, biraz evvel söylediğin şahıs yapıyor ama bunu. İşte, ben hiç tanımam bak. Ben de tanımıyorum ama bak, ben bunu sadece, 3 tür yapıyor. Bak, 3 sadece, kulübe yapıyor. Yani bak, dikkat işte, etsin. Hakikaten olmaz. Çok yanlış bunlar, bir iş bunlar yapıyor. Bunlar yanlış şeyler. Hakikaten yanlış şeyler. Bilmiyordum Beşiktaş'a bak. Fener'le Galatasaray arasında da Beşiktaş'a varmış. Beşiktaş'a da yapmış aynısını. Bu olmaz yani. Elinizdeki futbolcular da baktığın zaman değerli futbolcular. Bu arada futbolcuları da değersizleştirmeyin burada yani. Burada yani, çok önemli. Çok... Sergen Hoca konusunda... %100 katılıyorum. Sergen Hoca'nın pazartesi günkü yapacağı, ben basın toplantısında böyle bir kısmi böyle bir evet dobradır. Zor sorular gelecektir. Verilebilecek en güzel cevapları verecektir ama bazen de ne şiş yansın ne kebap yansın diyeceği bir ortam vardır. Çünkü Beşiktaş camiasında başkanı da yöneticileri de çok kızgın olduğu isimler var mı? %100 var. Ben de biliyorum Hakan, sen de biliyorsun. Sayın Başkan evet çok ciddi anlamda paralar harcadı. Mesai harcadı. Harcamaya da devam ediyor. Kesinlikle. Ama şu PAOK maçından sonra Sergen Hoca için gerek bazı sosyal medyada gerek yönetiminiz için de bir takım şeyler oldu böyle. Orada işte limitçi başkan dediğiniz zaman kızıyorsunuz Sayın Başkan. Ama Sergen Hoca'nın, bu taraftarın kırmızı çizgisi olan Sergen Hoca yerden yere vurulurken bir maçta çıkıp daha Sergen Hoca bizim, evet bir iki defa ben dinledim, satır arasında var. Ama Sergen Hoca böyle sahip çıkılacak bir isim değil. Sergen Hoca bu camianın en az sizler kadar, en az yanınızdaki yöneticiler kadar Beşiktaş'ın evladı. Ben nasıl Fatih Hoca'yı burada Beşiktaş kulübünün Galatasaray'ım, Sergen Hoca da Beşiktaşlıyım diyebiliyor. Çok net bir şekilde. Demeye de devam ediyor. Buradaki basın toplantısında inşallah ortam gerilmez. Ortam gerilirse ya çok iyi şeyler olmaz. Menfaatlerini en çok düşünen insan Sergen Yalçın'dır. Başından beri öyle. Şüphesiz. Başından beri öyle. Burada eğer Sergen Hoca'nın, Sayın Sergen Yalçın'ın söyleyeceklerinde birileri mesaj alır mı? Yoksa ortadan mı gider? Basın toplantısını bir izlemem lazım sonrası için. Ama yönetim içinde Sayın Başkan... Hala Sergen Hoca'ya karşı çıkan isimler de var. Varmış, Sergen Hoca'nın, varmış, ben biliyorum isimlere de, isimlerine de biliyorum da girmek istemiyorum. Bir kere bir şey söyledim, söylediğimin arkasında da durdum. Benim bildiğimi birçok insan da biliyor. Hakan da bu konusunda burada da tartıştık, dışarıda da tartışıyorum. Sergen Hoca'nın arkasında koca bir camia varken,
20 bin kişinin imza törenine gelmesinden rahatsız olan insanlar Topçuya var ya. Topçuya gelmiyor be abiciğim ya. Rahatsız oluyorlar bundan ya. Tabii. Ben gurur duyarım ya. Benim hocama buraya 20 bin kişi gelmiş tabii ya. Ki. Bundan ne rahatsız olacağım ya. Geçmiş dönemde de bunun aynısı Şenol Hoca'nın için yapıldı. Şenol Hoca 2 sene şampiyonluk yaptı. 2 sene seni ilk 3'ün içine soktu. Yani burada ilginç bir şekilde bu yönetimlerde hep var ya. Teknik adam, futbolcu, teknik adam. Niye biliyor musun başkan Savaş? Başkan arasındaki bu ego niye, çatışması hep niye var Niye biliyor musun ya. Savaş? Şimdi yöneticilerde şöyle bir hastalık oluştu son 10-15 yılda. İşte ben aldım oyuncuyu, ben transfer ettim, ben yaptım, ben ettim. Başarılı olunca abi her yere konuşuyorlar. Hep ön planda onlar olmak istiyorlar. Tamam mı? Fakat Sergen Yalçın gibi isimler, tamam böyle büyük isimlerin gölgesinde kalıyor kim olursa olsun. Yani Sergen Yalçın bir konuşuyor, pir konuşuyor, ortalık birbirine giriyor. Taraftan da inanılmaz bir desteği var. Dolayısıyla bir kıskançlık oluşuyor abi içeride. Yoksa %100 kıskançlık oluyor. Maalesef. Başka ne olabilir ki? Yani Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yetersiz olduğunu düşünen var mıdır Allah aşkına? Mümkün değil. Ha? Mümkün değil. Saçmalık olur yani. Hoca aşağıdan tırmalaya geldi. İsteneni verdi. Tırmalaya tırmalaya geldi abi. Gitti Anadolu'da. 1000 tane kulüpte çalıştı geldi. Ya bak çok güzel bir şey söyledin. Başarı da çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyorsunuz. Ya başarısızlıkla çıkın ya. Bir kere de öz eleştiri yapın. Ben söylüyorum 2 seneki şampiyonlukta futbolcu kadar, Fatih Hoca kadar ortaya çıkmayan yönetim, başkan, çıkanlar, fotoğraf çektirenler, her ortama katılanlar, kupayı alıp gezen, o kupa var ya, bütün Türkiye'yi gezdi. Her gün ikişer üçer yöneticiyle falan böyle şampiyonluk kupası en son. Ama bugün konuşma zamanı, bugün ön plana çıkma zamanı. Bugün taraftar çıkın, iyisiyle kötüsüyle konuşun ki sizi sahiplensin, sizin söylediğinizin arkasında dursun. Şimdi kimin arkasında daha çok durulur dersen, Sergen Hoca'nın arkasında daha çok durulacak. Ben kulüplerde teknik adamlarla yönetimler arasında krize asla ve asla karşıyım. Sergen Hoca'nın da kelimelerine çok dikkat edeceğim. Çok dobradır ama mümkün olduğu kadar Hakan herhalde o gün dikkat edecektir. Çünkü çok değişik sorular gelecektir. Bu bizim yönetimsel anlamda bir takım sorular gelecektir. Transferler hakkında Sergen Hoca da yeni bir kriz olmasını istemeyecektir. Belki de hiç olmadığı kadar o dobra Sergen Hoca'nın bazı şeylerde nefesini tutacağını göreceğiz. İstemeyecektir muhtemelen. Ama söyleyeceği şeyler de mutlaka vardır. Bazı konular artık çok can sıkıyor. Programın başında senin söylemiş olduğun. Sosyal medya. Ya bu kadar ağır hakaretler kimsenin kaldıramayacağı, hele ki Beşiktaş hocasına yapılmayacak hakaretlere şimdi bak bu ne geldi aklıma biliyor musun? Sergen Hoca sen niye hakaret edersin? Ay aklıma ne geldi? Sen her zaman ya Sergen Hoca direkt yapmıyor belden aşağı. Yani nasıl söyleyeyim sana dolaylı yollardan Sergen Hoca'ya. Bak ne geldi biliyor musun? Pauk maçından sonra ya hocayı göndermek için her şeyi yaptılar. İşte burada aklıma ne geldi biliyor musun? Pauk maçı var ya Sergen Hoca'nın ve Beşiktaş'ın lehine olmuştur Pauk maçını kaybetmek. Bak burada aklıma ne geldi? Artık öyle düşünmeye başladım. Sen sosyal medyaya çok fazla dikkat almadığını hep söylersin değil mi? Hiç almıyorum. Hiç almıyorsun. Ben de diyorum ki bu Sergen Yalçın'ın PAOK maçını kaybetmesi maçtan önce hangi Beşiktaşlı arkadaşıma sorarsam sorayım. Tribünden birçok arkadaşım var. Birçok. Bu kadroyla elenizlekte Sergen Hoca'nın canı sağ olsun dedi herkes. O zaman şu aklıma geliyor. Kulüplerde şu troll hesaplar var ya. Var. Her kulüpte de var. Var. Her kulüpte de var. Beşiktaş'ta tane... ekstra 2 çarpı 2 yani. Yöneticilerin ayrı ayrı var. Yöneticilerin ayrı ayrı var. Beşiktaş'a çarpı 2 diyor. Şurada bir tane hesabım var. Instagram'ı da daha yeni açtım. Başkası da varsa Allah beni buradan çıkarmayı nasip etmesin. Bu kadar. Bizim hakkımızda bile diyorlar ki senin troll hesabın var falan filan. Bir tane. Onu da kullanmayı ne zaman sonra öğrendim yani. Ama niye dikkate alınanlar yüzünden? Gitti Ersun Hoca'yı getirdi Twitter baskısı yüzünden Ali Bey. Abi işte. Almayacaksın dikkate. Biraz önce ne dolayısıyla dedin? Biraz önce ne dedin? Dedin ki Türkiye'nin en kurnaz iş adamları, en tecrübeli. İşte doğru Türkiye'nin en önemli iş adamları bir tanesi. Abi o zaman dikkate almayacaksın.